Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Dogecoin analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar, Dogecoin şu an 10.7 cent seviyelerinde. E, şu şekilde test haberi sonrasında büyük bir artış gelmişti. Bu bizim için çok önemli, çok güzel bir haberdi arkadaşlar. E, o, şu şekilde bir %57'lik bir yükseliş yaptı arkadaşlar ama Dogecoin için yeterli değil tabii ki hani ATH'ından hala çok uzak haber çok iyi olmasına rağmen arkadaşlar yükselemedi çünkü markette genel olarak bir hacimsizlik olduğu için Bitcoin ters olduğu için arkadaşlar haber çok büyük bir etki yaratamadı e, etki yarattıktan sonra e, tekrardan bir dump yiyip e, trendin üst düşen trendin üstüne attı zaten hani haberin çok güzel olması arkadaşlar. Tamam evet güzel bir yükseliş yaptı ama önemli olan tutunmasaydı. Şu kırmızı seviye arkadaşlar kırmızı kutu bizim için önemli bir seviye. Burayı bir önceki deneyişinde de kıramadı. Bu kız, e, kırmızı kutunun üstüne attıktan sonra zaten yükseliş devam edecek. Hani burası bizim için çok önemli bir seviye arkadaşlar. Eski zirvesi de zaten e, Dogecoin'in şu şekilde e, 33 cent seviyesi diyebiliriz. Önemli seviye. Arkadaşlar tamam burada e, büyük bir hacim girdi ama direkt kar aldılar arkadaşlar. Markette genel olarak bir düşüş olduğu için Bitcoin terste olduğu için zaten genel olarak şu an market düşüyor arkadaşlar. Hani Burada e, bitcoin tersli olduğu için şu şekilde çizerek göstermek gerekiyor. Tutun, tutunamadı arkadaşlar. Tutunsaydı zaten ATH'e kadar bir yükseliş gelecekti. Haber çok iyiydi. Ama hani tutunmamasının tek sebebi bitcoin dediğimiz gibi. Bitcoin düşerse her şey düşer arkadaşlar. Bitcoin bizim pusulamız. Fakat Dogecoin şu şekilde tekrardan düşen trende oturdu. E, artık yükselişin son, son zamanları diyebiliriz. boyunca bandı daraldı arkadaşlar artık. Hani gidebilecek bir yer kalmadı E, da birleşiyor zaten hareketli ortalamalar da e, hareket günlük hareketli ortalamalar 50, 20 günlük 50 günlük 100 günlük ve 200 günlük e, kapanışların bize ortalamasını alır arkadaşlar şu şekilde gösterir bu mavi olan 200 günlük e, 200 günlükte birleştiği zaman zaten e, diğer hareketli ortalamalarla boyunca bağında daralıyor arkadaşlar hani büyük bir patlama görürüz bitcoin döndükten sonra şu an dogecoin'de bitcoin'i bekliyor hani. Gereken hacim girmesine rağmen arkadaşlar yükselemiyor. Direkt satış yiyor markette genel olarak. korku endeksi çok fazla olduğu için. Hani uzun süre tutmuyor yatırım diyelim de. Balinalarda alım yapmıyor arkadaşlar. Bu yüzden bir yükseliş gelemiyor. Şu şekilde bakmak gerekirse. Arkadaşlar bakın düşüşten sonra bantlar almış. Tekrardan düşen trend denemiş. Hareketli ortalamalar da burada birleşmiş. Ondan sonra düşen trend denemiş. Ama tam 200 günlük hareketli ortalama birleşmemiş arkadaşlar. Bakın. Hani büyük bir yükseliş gelmeyeceği bizi 200, 200 günlük hareketli ortalama anlatıyor. Şu şekilde bakmak gerekirse. Mesela Dogecoin asıl yükselişini yaptığı zamana bakalım arkadaşlar. Bakın bütün hareketli ortamlar birleşmiş, hareketli ortamlar birleşip altına atmış arkadaşlar şurada. Şu şekilde bir yükseliş gelmiş. Ondan sonra tekrar akımlı olma süreci. Bakın tam olarak burada. boyunca band iyice daralmış arkadaş. Hani gidecek bir yeri kalmamış. Band iyice daralmış. Burada bir patlama gelmiş. Hani artık zaten coin'in yükselmesi gerekiyor, hacmin artması gerekiyor. Fakat daha akımlı olma süreci bitmediği için tekrardan bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Asıl yükselişini bu Küçük yükselişten sonra yapmış şu, şu şekilde yani hani ATH'ını e, şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar pardon burada bir yükseliş yapmış tekrar akümle sürecine girmiş. ATH'ını burada yapmış 74 cent seviyesi ATH'dir. Reddit arkadaşlar Dogecoin'i 1 dolar yapacağız diye e, hani 2013'ten beri söylüyorlar bu topluluk Dogecoin'i 74 cent yapmış bir topluluk bir e, dolar yapar yani gerçekten e, Dogecoin sıfırdan geldi buraya şaka oyunu olarak çıkan bir coin arkadaşlar. E, yatırımcısı milyarder, milyoner etti. inanılmaz paralar kazandı insanlar bundan. Hani yükseliş zaten devam edecektir. Ya arkadaşlar hiçbir projesi olmayan Dogecoin hani inanılmaz yatırımlar aldı. Markette birini sıraya oturdu. Binance'da arkadaşlar dünyanın en hacimli borsasında e, birini sıraya oturdu. Diğer altcoin'ler hacim girmedi arkadaşlar. Diğer altcoin'ler yükselemedi. Bütün hacmi Dogecoin e, yedi. Projesinin altcoin'lerin ne olduğunu hiçbir önemi yoktu Sadece Dogecoin yükseldi. Bitcoin ve Ethereum'in hacmini geçti. 2'ye katladı arkadaşlar. İkisinin toplamını ikiye katladı hani Binance'da. Bütün e, dünya Dogecoin'i aldı o ara. Yine aynısı olacaktır zaten. E, mesela Dogecoin'den sonra arkadaşlar sırf Dogecoin yükseldiği için Shiba da yükseldi. Yani aynı şekilde e, yükselişte zaten yaşayacağımız 2022 bu aslında. Dogecoin ve Shib tekrardan Binance'da birinci sıra hacimde oturacaktır. Büyük yükselişlere devam edecektir. Zaten kendini kanıtlamış iki coin arkadaşlar bunlar. E, yani hareketli ortalamalar ve bollinger bandı birleştiğinde arkadaşlar şu şekilde bir yükselişi gösterdik zaten. Fakat akümlü olma süreci bitmemiş arkadaşlar. Bakın anlatmaya çalıştığım şey bu. Hani bir yükselme süreci var arkadaşlar. Öyle hani kafasına göre yükselmez bir coin. Bir akümlü olma süreci olur. Mal toplama süreci bittikten sonra coin'i direkt kaldırırlar zaten. Burada artık bantlar almış olmasına rağmen hareketli ortalama birleşmesine rağmen tamam bir patlama gelmiş ama asıl yükselişini burada yapmamış. Tekrardan bir düşüş yaşamış. Mal toplama sürecine girmiş arkadaşlar. Ondan sonra coin'i kaldırmışlar. Hani şu anda da aynısını yaşıyoruz zaten. Mal toplama sürecini yaşıyoruz arkadaşlar. Tamam çok uzun bir süre. Evet e, biliyoruz arkadaşlar. E, çok uzun bir süre oldu ama şu şekilde mesela bakmak gerekirse 12 gün. E, gittikçe uzuyor arkadaşlar. Mesela burada da akümle olma süreci çok uzun sürdü. Binance'a yani listelendikten sonra şu şekilde bakmak gerekirse bir yükseliş yaptı. E, bir bakalım arkadaşlar. Şuna mesela Yükselişten sonra şu şekilde 61 gün akümle olma sürecine girdi arkadaşlar. Yani yine aynısını yapıyor. Burada da aynı şekilde mesela. Hani gittikçe akümle süreci uzar arkadaşlar. Çok normal bu. Yani coin zaten herkes yükseleceğini bildiği için kimseye kazandırmamak için hani e, öyle bir anda yükseltmezler. Akümüle olma süreci zaten çok uzun sürmesinin sebebi bu. İnsanları bıktırıp elinden mal alacaklar arkadaşlar. Coin'i kaldıracaklar. Her zaman bunu yaparlar. Baninaların e, taktiği budur arkadaşlar. E, sabırlı olmayanların elinden malı alırlar. E, kaldırırlar coin'i akümüle olma süreci bittikten sonra. E, satanları tekrardan formalandırıp işleme sokarlar. Tekrardan tepeden satarlar. O yüzden arkadaşlar. Hani hiçbir zaman zararına mal satmak yok. Her zaman o da sabreden her zaman kazanır arkadaşlar. Mesela Dogecoin alsaydınız buradan arkadaşlar inanılmaz hani dere, inanılmaz derecede paralar kazanırdınız. Yine aynı şekilde hani Dogecoin yükselmeyecek. Kesinlikle yükselecek arkadaşlar. Sadece akümlü olma süreci hani ee, uzun sürüyor. Çok normal bu, çok yükseldi. Çünkü bu kadar yükselen bir coin akümlü olma süreci çok uzun sürer arkadaşlar. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselemez. Hani hiç kırmızı mum yakmadan hiçbir coin arkadaşlar sonsuza kadar yükselemez. Hani bu markete aykırı bir şey. zaten Dogecoin aslında şu şekilde bir Bollinger Band'ını kapatalım daha iyi görebilmeniz için. Arkadaşlar coin'i nasıl kaldırdılar bakın. <laughs> Markette nasıl bir hacim yedi şu şekilde. Birinci sıraya oturdu Bitcoin'i ve Ethereum'u geçti arkadaşlar. Aslında hani yeşil mum yak, kırmızı mum yakmadan bir yükseliş yaptı. Tamam ama arkadaşlar hani, yeterli seviyesine geldi. Fibonacci sıfır seviyesine geldi. Buradan satış yemesi gerekiyor artık. Hani sonsuza kadar yükselemez ne bileyim. Hani 10 dolara kadar yükselemez burada. Bir akümle olma sürecine girecek. Ondan sonra mal toplama sürecine girecek. Alttan malı toplayacaklar arkadaşlar. Coin tekrardan kaldıracaklar. Ya şu an mesela arkadaşlar Dogecoin tam yükselme zamanları. Fakat Bitcoin izin vermediği için, market izin vermediği için, korku çok fazla olduğu için arkadaşlar. Ya Hani şu an o yüzden yükselmiyor. Zaten Tesla haberi mesela inanılmaz bir haberdi ama gidemedi arkadaşlar. Dogecoin yükselemedi. Tamamıyla marketin genel durumu yüzünden. Mal toplama sürecinin bitmiş olduğu. Hani burada zaten aşikar olarak belli arkadaşlar. Düşen trendleri kırdı. Hani düşen trendin üstüne altı Bitcoin yüzünden düştü arkadaşlar. Hani şu şu an 16 sen 17 sen seviyesinde tutunuyor bir Dogecoin. Düşen trend kırdığı zaman zaten, zaten düşen trendde bakın arkadaşlar desteğin hani son zamanına gelmiş. Artık Hani 18 Ocak e, tarihi son diyebilirim Bitcoin ters hareket yapması. Ondan sonra düşen trendi kırar. Tekrardan yükseliş trendine oturur şu şekilde sarı olan bir yükseliş trendimiz var. Bu arkadaşlar e, şuradan geliyor. E, 27 Ocak 2021'den geliyor. Tam bir sene önceden geliyor arkadaşlar. Bakın bunun altına hiç atmamış. Bunun üstünde e, bu eski zirvesinden gelen bir e, yükselen trend arkadaşlar. Bakın bu bu trendi şu şekilde 19 Temmuz 2021'de denemiş. Bir de e, 27 Eylül'de denemiş. Şurada 24 Kasım'da altına attı Bitcoin yüzünden. Ya yani Bitcoin ters olmasaydı arkadaşlar Dogecoin yüksek trendinin üstünde oturmaya devam edecekti ve yükselişi devam edecek. Şimdi kaldırdıkları zaman zaten düşen trendi kırar kolay bir şekilde. 23 sent seviyesini önemli arkadaşlar. 23 sent seviyesinin üstünde oturduktan sonra deneyeceği ilk yer 30 sent seviyesi. 30 sen seviyesinin üstünde tutunduktan sonra zaten arkadaşlar önünde hani önemli bir direnç yok. 30 sen seviyesi bizim için çok önemli. Bunun üstüne günlük mum kapatması gerekiyor yükseliş için. Evet yükseliş e, mum kapattıktan sonra günlük mum kapattıktan sonra e, 45 cent seviyesine kadar e, arkadaşlar bir yükseliş gelir. 45 cent önemli bir seviye. Eski zirvesi Dogecoin. Eski zirveler her zaman direnç ve destek olarak e, güçlü çalışır arkadaşlar. Ondan sonra zaten denince ilk yer e, ATH'ı 73 74 cent seviyesi. Ondan sonra 1 dolar arkadaşlar. 1 dolar, e, bu sefer 1 doları kırar ve yükselişine devam eder. Artık hani nereye kadar gider? Tabii ki e, şu an bir şey söyleyemiyoruz P e, hacime bağlı arkadaşlar o. Fakat 2 e, dolar ilk hedefi diyebilirim 1, dolar, 1 kır, doları kırdıktan sonra. 2 dolar bizim için arkadaşlar güzel bir hedef. Hani e, Dogecoin için zaten e, ula, zor bir ulaşılacak bir yani ulaşılması zor bir hedef değil arkadaşlar. 74 sente kadar bir yükseliş geldi. Zaten markette hani bizim, bizim için önemli olan şey hacim arkadaşlar. A, bütün yani marketteki herkes FOMO'ya kapılanıp Doge'a giriyor. Doge'a girdiği için hani birinci sıraya oturuyor arkadaşlar. Diğer altcoin'in e hacim yiyemiyor. İnsanlar para kazanabilmek için Doge'u giriyor. Doge'un do, Doge e, yükselme sebebi zaten bu. Hani Dogecoin buralarda aynı şey olur arkadaşlar. Bakın burada hacim yedi. Yani marketteki tüm hacmi diğer Diğer altcoin'lere izin vermedi. Yani, İnsan ister istemez para kazanmak için fomalandı ve tekrardan e, Dogecoin aldı. Bu şekilde yükseliş yaptı. Yine aynı olacak arkadaşlar. Fakat bayılaları için mal toplama süreci hani, uzaması gerekiyor. Çok uzun bir süredir mal topluyor. Evet ama çok uzun bir süre mal toplanırsa bir coin'de arkadaşlar yükselişi de büyük olur. E, şu şekilde bakmak gerekirse e, bir Geçmiş grafiğine bakalım arkadaşlar. Mal toplama süreç, süreçlerini bir göstereyim. Ee, şu şekilde Binance'da arkadaşlar Binance'da 2019'da listelenmiş. E, listelendikten sonra bir düşüş yaşamış zaten. Şu şekilde bir bakalım. E, 217 günlük bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Bakın hani şu e, şu an fiyat 00.26 0, inanılmaz düşük. Hani pump coin olmuş. Pump yemiş arkadaşlar burada. Doğuş coin pump yemiş. Yani ondan sonra tekrardan düşüşe oturmuş. Şurada da bir pumplanmış coin. Şurada küçük bir yükseliş yapmış. Hani aslında çok uzun bir süre zaten akümlü olma sürecine. E, hani arkadaşlar bakın e, şu şekilde bakmak gerekirse 545 545 gün tam olarak e, akümlü olma süreci olmuş. Coini 545 gün kaldırmamışlar. Ondan sonra nasıl bir yükseliş yaptığını zaten görüyorsunuz. Yani demek istediğim bu. Şu anki akümle olma süreci çok normal arkadaşlar. Uzun değil Dogecoin için veya hiçbir altcoin için. Bir bakalım. Yani 221 günlüğün akümle oluyor. Dediğimiz gibi orada 500 gün akümle olmuş arkadaşlar. Nasıl bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz zaten. Tabii ki şu an 5 gün, 500 gün bekleyeceğiz diye bir durum yok. E, hani şu anda da kaldırabilirler. Bitcoin döndüğünde arkadaşlar Dogecoin'e de kaldırırlar zaten. Önemli seviyemiz dediğim gibi 30 cent seviyesi. Ondan sonra 45 cent seviyesi. 45 cent seviyesi kırıldıktan sonra arkadaşlar zaten 1 dolar hedefine gelir. Ee, şu şekilde bir arkadaşlar RSI seviyesine bakmak gerekirse Dogecoin'in RSI şu an 45 seviyelerinde arkadaşlar ee, Düşüşte e, 29-28 seviyesine kadar bir düşüş geldi Tekrardan yukarı kırılım geldi Hani şu şekilde arkadaşlar bakın e, Tesla haberi geldiğinde RSI 70'in üstüne atamamış diyorum ya Hani markette yeterli hacim yok kaldırmak istemiyorlar coin'i Bir coin arkadaşlar öyle kafasına göre yükselmez Hani mal toplama süreci bittiğinde coin'i kaldırırlar Aynı şu şekilde Hani öyle çok adam olduğu için yükselmez. İstedikten, istedikleri zaman market maker istediği zaman malı yurtur arkadaşlar. Mal toplama süreci bitmesi, bitmediyse malı yükseltmez. O yüzden akümüle olma süreci çok uzun sürer arkadaşlar insanların elindeki malı alabilmek için. Yani durum bu şekilde. Ben bir e, durum olursa arkadaşlar Dogecoin'de zaten tekrardan video çekerim. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın paranın altına kalmanız dileğiyle.